Merhaba dostlar, ne yaptınız? Ece ile birlikte pembe giyinmiş ve pembe makyaj yapmış görüyorsunuz. Barbie'nin spoilersız incelemesiyle karşınızdayız. Ideas live forever. Aldık notlarımızı, hazırız. Ece, o zaman madem notlarını aldın, bize biraz konusundan bahseder misin? Tabii ki de bahsederim. Aslında film fragmanlarda gördüğünüz de üzere Barbie'nin bir gün kendini o muhteşem dünyasında ait hissetmediği, bir tık daha farklı düşüncelere sahip olduğu ve sonrasında bunu değiştirmek ve eski haline dönmek adına yaşadığı şeyler çıktığı bir yolculuğu anlatıyor aslında. En spoilersız haliyle diyelim. Evet. Yani tanıtılırken biraz hani ya, woman empowerment dedikleri işte felsefe üzerine yoğunlaşacağını gösteriyordu. Lakin filmi izlerken pek öyle hissetmiyorum. Aslında başında öyle hissediliyor. Bu arada en iyi başlayan filmlerden bir tanesi bence. Hem konusunu çok iyi anlatıyor bu kadar saçma bir olayın içinde olmamıza rağmen. Hem hikayeyi güzel başlatıyor. Fakat sonra yalpalamaya başlıyor. Sence bunun nedeni ne? Sen de öyle hissettin mi? Ya aslında ben önce şeyden bahsedeyim kısa bir izin verirsen. Ben bu filme tabii çok ki heyecanlı geldim. Bu pembeleri aslında video için değildi. Bayağı filme bu şekilde gittim aslında. O heyecanla gittim. Barbie aslında bilmiyorum benimle beraber aslında birçok kişinin çocukluğuna hitap ediyordur. Oradan gelen bir hani o ünlü pahalı bebek alınması zor, sahip olduğunda çok kıymetli olan bir oyuncağı temsil ediyor. Dolayısıyla ben hani filmden çok bir etkinlik gibi gelmişti bana. İlk Evet. Fragmanı gördüğümde de onun heyecanını yaşamıştım açıkçası o göndermeleriyle falan. Dedim bu bayağı ciddi bir film geliyor galiba şeklindeydi. Keza ikinci fragmanıyla biraz bozdu o imgeyi ama heyecanlı gittim. Filmde gerçekten şöyle bir problem vardı. Çok güzel başladı. Senin dediğine kesinlikle katılıyorum. Harika bir başlangıç yapıyor. Ve film sana diyor ki, bak benim böyle bir derdim var. Açık açık anlatıyor hiçbir şeyin arkasına saklanmadan. Benim böyle bir sıkıntım var. İşte benim hikayem bu. Sana bu mesajı veriyorum. Bu hikayeyi anlatıyorum. İyi güzel diyorsun. Birazcık gidiyor. İşte bir 15 dakika sonra diyor ki, yok boş ver onu. Aslında böyle bir şey yapacaktık diyor. Peki diyorsun. Bunu film 3-4 defa yapıyor sana film boyunca ve en sonunda öyle bir noktada bir hikaye değişikliği daha yapıyor ki film bağlandığı hikayenin artık bir sonuca ulaştığı noktada çok zayıf bir finalle ortada kalıyorsun gibi bir durum oluyor. Ya şimdi Barbie'nin hikayesini izlemek için gidiyoruz tabii ki. Tabii ki Barbie ve Ken bir ikili. Benim de Ken'im vardı bu arada çocukken. Kızlarla oynamaya gittiğimde Ken'imi götürürdüm yanımda. Neyse, hikaye öyle başlıyor. Ondan sonra bir karar değiştiriyor. Sonra tekrar karar değiştiriyor. Bu sırada ama şöyle bir şey oluyor. Barbie'nin hikayesi tutmamaya başlıyor. Çünkü çok aşırı çocuksu ve hani esprilerin tutmadığı bir yola doğru gidiyor. Diğer taraftan Ken'in filmin asıl konusu, yani anlatmak istediği gibi gözüken konuyla ters düşen hikayesi bir anda komik ve güzel gelen taraf oluyor. Ve evet, sürekli şeyi hissediyorsun, yani kadınlar hakkında bir şey söylemeye çalışıyor film. Oyuncaklar hakkında bir şey söylemeye çalışıyor. Sonra oyuncakları korumaya çalışıyor. Sonra ama işte kadınlara bu kadar şey yaptık, erkeklere de biraz bal çalalım demeye çalışıyor. Ve hepsi birleşip aslında bir şey söylemiyor sonunda gibi hissettirdi bana. Ve şöyle de bir şey var, bilmiyorum fark etmişsindir sen de. Film sana bir mesaj vermek istiyor. Çok güzel bu arada. Ben ilk mesajı çok evet, okeydim. Sonra evet, diyor ki ya vazgeçtim. O mesajı çok üzerinde durmayalım. Bir de bunu deneyelim falan diyor. Hani kendi içerisinde çelişkiye düşebilecek mesajlara sahip. Bu birazcık beni rahatsız etti. Özellikle ortalarına ve sonlarına doğru girdiği noktada. Diğer bir yandan şöyle bir mesele de var. Bilmiyorum sen de fark etmişsindir. Bazı karakterlerin hiçbir anlamı yoktu. Evet. Niye vardı? Bazı sekansların küçük hikayeleri de hiçbir anlamı yoktu. Hiçbir yere hizmet etmediler. Hani bana şey hissini çok fazla verdi bu film. Ya bu kağıt üstünde çok güzel bir şey tasarlanmış ki yönetmenini de çok severim. Sonra bir şeyler olmuş. Bilmiyorum belki müdahale edildi, işte masa başında bir şeyler değişti, prodüksiyonda değişti. Kırpılmış, orası değişmiş, burası değişmiş. Ama ya Justice League'in ilk versiyonu gibi bir şey olmuş günün sonunda. Birazcık bana böyle hissettirdi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Yani özellikle belli ki firma tarafından çok sıkı kontrol edilmiş. Ben en azından öyle hissettim filmi izlerken. Bu arada film görsel olarak harika. Müzikal Evet. olarak harika.
çok iyi çekilmiş ve iyi de yönetilmiş. Burada sorun sadece hikaye tarafında kalıyor. Yani oyuncuların performansları da çok iyi. Margot Robbie inanılmaz. Birincisi kendisi zaten inanılmaz. Yani bu role belki de herhalde şu an uyan tek oyuncu olabilir mi yani? Hiç sırıtmayacak. Ryan Gosling hala kötü olduğunu düşünüyorum ama yani şey kötü gözüktüğünü düşünüyorum sarı saçlı ama sonuçta yani esmer Barbie'ler de var, Ken'ler de vardı. Benim Ken'im esmerdi mesela yani 20-30 5 sene burada önce. Fotoğraflardan daha iyiydi bence filmde. Fotoğraflardan bir tık iyiydi. Ben de onu söyleyecektim. Hani çok iyi oynuyor. Özellikle gerçek dünyaya tepkileri, şaşırmaları yaşananlara çok iyiydi. Ama işte yani hikayeyi tutamıyor sonunda. İnsanlar gelmiş geçmiş en iyi filmlerden bir tanesi diyen filan olmuş. Nasıl? Neden? Biraz heyecana kapılmış mı desek? Ya acaba mı? Ya şöyle bir yandan da şeyi düşünüyorum. İnanılmaz bir PR yani. Hem evet. Mattel'in desteğiyle birazcık bir PR oldu. Diğer bir yandan Oppenheimer'la aynı gün vizyona giriyor olmasıyla evet. Aslında sinema izleyicilerinin kendi kendine oluşturduğu bir PR de oldu. Makyaj bunun markalarıyla oldu. Aynen. Ve bunun etkisiyle bir şey olmuştur. Hani bir yükselme düşünsene bu filmi bundan işte 2-3 hafta önce izlemişsin. Dünyada kimse izlememiş sayılı kişilerdensin. Belki evet. Onun coşkusuna bir kapılmışlık olmuştur gibi geldi bana. Bilmiyorum. Hani şeydir ya gerçekten ilk böyle şeyler düşer, incelemeler düşer. Herkes bayılır. Bir tanesi böyle ama yani falan der ve film odur ya. Gerçekten. Evet yani tam olarak başta o film yani. Böyle inanılmaz yorumlar gelmeye başladı. Ya özellikle burada biraz da influencerlarla alakalı bir şey sanırım. İngiltere'de izleyenler falan işte anons yapmışlar şey diye. İşte biliyorsunuz filmimize dair ambargo var. Ama özellikle filmin ne kadar iyi olduğunu söylerlerse çok seviniriz falan gibi bir... Ulan ambargo varsa onu da söyleyememesi lazım. Böyle bir yerden herhalde o yorumlar geliyor diye düşünüyorum. Şunu anlıyorum. Filmin asıl satmak istediği konu güzel olan ve başta güzel işlemeye başladığı, ara ara toparlayıp sonra tekrar bozduğu konu aslında çok iyi. Yani sadece hı-hı. onu işlese evet. bu film gerçekten insanların övdüğü bir film olabilecek gibi gözüküyor. Orada katılıyorum. Ama onu o kadar bozuyor ki onu sırf Ken'e bir malzeme çıkarmak için işte sırf ürünleri çok övmemek, şey gömmemek için o kadar zorluyor ki biraz tadını kaçırıyor. Evet, ve hani espriler de tutmayınca Margot Robbie tarafında tatsız tutsuz bir şeye dönüyor özellikle bu arada, yarısından sonra. Filmin ilk 15 dakikasını izlediğimde ben şey düşündüm ya birazcık tehlikeli sularda geziyor yani film. Evet. Böyle olacaksa hani böyle konuşuyorsak Mattel nasıl buna onay verdi? Sonra hemen. Aynen yani çok seri bir şekilde bir şeyler değişti. Ben açıkçası bu arada filmin benim için en kötü yanı finaliydi açıkçası. Evet. Filmin kendisiyle inanılmaz bir çelişki oluşturuyor çünkü. Başta yanlış bulunan şeye film boyun eğiyor yani direkt Barbie'nin kendisi tarafından. Çok tatsızdı. Bir yandan net işte bu bitti işte peak noktası hani gelir film başlar. Bir yerde olaylar gelişmeye başlar, yükselir en son bir bitiş görürüz ya film şöyle oluyor. En son iyice düşerek final evet. yapıyoruz. Ya o sonda vermek istediği mesajı da anlıyorum. Hı-hı. Ama yani o kadar mantıksız buluyorum ki sonda vermek istediği mesajı. Çünkü filmin kendisi asıl mesajı sonda vermeye çalıştığından daha büyük bir mesaj. Altında kalıyor, bütün filmin altında kalıyor bence sonda vermek istediği mesaj. Benim bir yorumum daha var ya. Özellikle Greta Gerwig açısından şey yapmak istemiyorum ama ben sinematografisini çok beğenemedim. Çok standart geldi bana. Çok satan blockbuster film yapıyorsun. Hani böyle çek gibiydi. Çok basit. Wow dediğim yok neredeyse aklımda kalan. Öyle bir sahne yok. Bilmiyorum bence sorunsuz da o taraflar. Hani sırıtmayan böyle efsanevi bir şeyden bahsetmiyorum. Evet, evet. Ama sanat yönetimiyle birleşince, prodüksiyonuyla birleşince bence totalde prodüksiyon olarak çok iyi bir işti. Gereksiz karakterleri saymaya gerek var mı bilmiyorum. Kate McKinnon ve Michael Cera gibi isimlerin bence oynadığı gereksiz karakterleri. Ama Emma Mackey mesela. Ha. Yani, ya şöyle hani, Barbie'nin özür dilerim bölüyorum. Barbie'nin dünyasındaki tabii. karakterleri ben çok eksik göremedim. Hani
yan karakter deyip yuttum ben. Spoilersız söyleyeyim, dış dünyadaki karakterler aslında anladım. Benim biraz derdim. Ya benim bu kendi dünyasındaki karakterlerle alakalı derdim sanki onlara dair de bir şey anlatacakmış gibi olması ama anlatmaması. Yani benim... İşte ben onu yuttum ya. Okay. Ya çünkü gerçek dünyadaki karakterler o kadar kötüydü ki onu yuttum diyorsun. Ya evet, yani böyle şey oldum falan. Ya bilmiyorum ya, film benim için şöyle bu arada, ben bu filmi bana biri bu videoyu izletse mesela, bizim şu an çektiğimiz incelemeyi izletse, sen bu filmi izler misin deseler, izlerim derim. Yani ben açıkçası şey olarak sevdim, bu bir event filmi gibi oldu. Hani herkesin evet. ortak olarak izlediği ve üzerine konuşmak istediği bir yapım oldu. Ürünlerini almak istediği bir film oldu işte. Ona hizmet etmek benim için okey mesela. Onun için izlerim. Yani ben bu filmi yine sinemada izlerim gibi benim için. Ama film olarak gerçekten işte. Ben genelde şöyle düşünüyorum. İyi filmlerde sonrasında tekrar izleme isteği uyanıyor internete düştüğünde ya da platformlara düştüğünde. Bu filmi tekrar izler miydim diye düşünüyorum. Sen bu filmi tekrar izler miydin? İzlemem galiba ya. İzlemem galiba. Maalesef üzülerek. Yani ben de öyle tahmin ediyordum. Ben de izlemem açıkçası. Şimdi puanımıza geçmeden önce şu hatırlatmayı yapayım. Sizin de bu konuda bizden çok farklı fikirleriniz olacağına eminim. Çünkü geldiği yer o kadar iyi bir söylem ki o söylemi belki sizin için film boyunca korumuş olabilir ama bence özellikle bazı alt metinlerde gösterilmeye çalışan şeyler asıl mesajı çok hırpalıyordu. Yani istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Nasıl olsa hakaret ederseniz bir daha yorumlarınız kanalda gözükmüyor benim için de göre. Yani tabii ki eleştirebilirsiniz bu arada. Şey, yanlış anlamayın. Ama özellikle benden küfürlü bir cevap aldıysanız yorumlarınız artık kimsenin görmediğinden emin olabilirsiniz. Tek başına. Genel olarak böyle. Aslında hani mesajı üzerine belki spoilerlı olsa daha uzun konuşulabilir. Ama diğer taraftan spoilerlı bir videoyu hak edecek kadar da uzun konuşulmayacağı için haftaya maftaya Twitch'te canlı yayınlarımızda konuşabiliriz belki daha detaylı. Belki su izleyince kanalımızın aktivisti. O zaman belki daha detaylı konuşabiliriz. Puanın kaç bu filme? Puanımı ek bir yorumla vereyim. Dediğim gibi benim puanım bu filme 7 olabilirdi ama 6. Hani böyle 7'ye evet. yakın bir 6. Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi bu filmi sinemada yine izler miydim? İzlerdim, ona rağmen 6. Yani tekrar şey demiyorum. Yani. Allah kahretsin. Yok ya, şöyle aslında şunu demeye çalıştım. Onu açıklayamadım. Hani Allah kahretsin bu filmi 6'sı değil. Ama başarılı bir film de değildi bence. Öyle söyleyeyim. Evet. Açıkçası bazı yerlerde çok eğlendim. Filmin bazı yerlerinde. Dolayısıyla bu benim filme karşı bakışımı bir tık değiştirdi. Hani normalde ben buna bu filme 5 veririm. Ama ilk baştaki mesajı, ilk girişinin güzelliği ve prodüksiyon nedeniyle biraz bir de bazı birkaç çok güzel esprisi vardı. Genel espriler tutmamakla beraber. Onlar benim bu filme karşı görüşümü biraz değiştiriyor. Belki yarın sorsan, onların etkisi geçtikten sonra sorsan 5 verebilirim. Ama şu an ben bu filme 6 veriyorum. Yarim ısrar ederse sinemada izlerdim. Belki de eder, bilmiyorum. Tekrar izlemek zorunda kalabilirim. Teşekkürler Ece. Ben teşekkür ederim Berk. Daha fazla videoda olsun derseniz Ece, yorumlarda bunu... yazmayı ve baskı oluşturmayı unutmayın. Siz de filme gidecek misiniz? Gittiniz mi? Ne düşündünüz? Bize katılıyor musunuz? Özellikle filmin konusunun böyle biraz kafası karışık bir şekilde ilerlemesi konusunda. Yoksa katılmıyorsunuz, bence harikaydı mı diyorsunuz? Bizimle paylaşın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.